ya, ne demek şimdi ben çalışmaya karar verdim? Yeterince açık değil mi Kadir? Ben çalışmaya karar verdim. Yani işe gireceksin öyle mi? Yok hayatım, sokakta mendil açacağım. Tabii işe gireceğim Kadir, başka türlü nasıl çalışabilirim? Olmaz Hülya, şiddetle karşıyım. Öyle mi? O zaman şiddetli bir tartışma yapacağız demektir. Ama Hülya, senin zaten bir işin var. Sakın bana annelik deme şimdi Kadir. Evet Hülya, anne. Hayır, annelik bir iş değildir. Çünkü hiçbir anne annelikten dolayı maaş almaz. Annelik karşılıksız bir iştir. Annelik kamu hizmetidir. Tamam işte, ben karşılıklı bir iş istiyorum. Ceren kocaman oldu. Nesi kocaman? O minicik bir bebek. Kadir, ben daha evvel de çalışıyordum. Senin bu Kadir Bey Resort Otel'in yüzünden işten ayrıldım. O gün bugündür de ev kadınıyım. Yeter artık. Ev kadını olmak istemiyorum, sıkıldım. Hayret bir şey ya. İnsan bütün gün evde oturmaktan sıkılır mı? Keşke ben de kadın olsaydım. İlk işim ev kadını olmak olurdu. Sen bu evde koca bir gün geçir de ondan sonra konuş Kadir. Geçiririm tabii, ne var? Annem var. Ha? Ayrıca babam var. Sen bu evde ev kadın olmak ne kadar zor bir şey bilemezsin Kadir. İftira atma Hülya, iftira atma. Ne yapıyorlar onlar sana? Ne mi yapıyorlar? Bir kere annem bütün gün peşimde. Olmuyor kızım, olmuyor. Biraz şöyle bassın, şöyle 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 bakayım. Yap bakayım. Yap. Ha, aralarında hep kalıyor. Bastır. Annen karışmasa baban karışıyor. Hülya, buna biraz kekik atar mısın? Bu yemek kekikle çok güzel olur. At, 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 at. Koy, 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 koy. Hemen ver. Bol bol, bol bol, böyle. Baba yeter. Yetmez, yetmez, yetmez. Bak, parmakları yiyeceksin ha. Baban karışmasa annen karışıyor. Kızım, sen niye burada ütü yapıyorsun? Değişiklik olsun diye anne. Şöyle boğaza karşı yapayım dedim. Gömlekler vapuru görünce daha mı kolay açılıyor? Hem bu gömlek olmamış. Bak koluna. Hadi bunu bir daha ütüle. Anne ütüledim. Bastıracaksın. Tabii cılızsın. İyi ütü bastırılarak yapılır. Hadi bakayım. Tamam anne. Kolu kolu. Yani anlayacağım. Benim bu evden sabah çıkmam lazım. Ta akşama kadar dönmemem lazım. Kadir, ben ev kadınından sıkıldım. İstifa ediyorum. Tekrar iş hayatına geri dönüyorum. Of be ya, of be. Ne iş yapacaksın peki? Bilmiyorum. Daha ne iş yapacağımı düşünmedim. Yarın gazeteye bakar, bir iki yere giderim. Olmaz Hülya. Ben senin çalışmanı tasvip etmiyorum. Niyeymiş? Çünkü sen işe başlıyorsun, babam karını niye çalıştırıyorsun diye bana patlıyor. Her zamanki gibi çok bencilsin Kadir. Ne olur bir kere de şaşırt beni ya, şaşırt. Aman be, aman be. Niye bitiyor bu kumandanın pilleri? Bilmiyorum baba. Kullanıldığı için olmasın? Ukala çocuk. Biz de biliyoruz herhalde kullanıldığı için. Niye takip etmiyorsun? Ha, erkek dediğin evdeki eksiği gediği takip eder. Beceriksiz. Sağ ol kardeşim. İyi günler abi. O ne ya? Hala mı yolluyor bu herif? Evet Kadir abi. Adam Rafi abayı fena yakmış. Her gün mutlaka yolluyor. Bak gördün mü? Buna pazarlama gücü denir. Rafi'den öyle şahane bir tip yarattım ki herkes onu kadın zannediyor. Yiğenim. Evet kardeşim. Bak şiir de yollamış. Yiğit açın. Yırtmam kardeşim, yırtmam. Ben seviyorum bu adamın şiirlerini. Bir güzel sevdiğim adı huysuz Rafi. Bu ayrılık artık bize kâfi. Bitsin artık bu hasret. Ey kara gözlüm,
ateşinle yanıyor bu deli gönlüm. Esmer Prens. Beş. Bir ortaya çıksın o adam. Bu çiçekler gibi ezeceğim. Dur, dur, sen. Siz hiç merak etmeyin beyefendi. Çocuğunuzun doğum gününü harika bir şekilde kutlarız. Huysuz Rafa eşliğinde müthiş bir parti yaparız. Palyaço da var mı? Palyaço. Vah. Efendim tahminen kaç çocuk olacak? Çok değil, 10-15 tane. Güzel. Pastamız nasıl olsun? 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı kaçak kaç çıkayım? 2 kat yeterli. Öyle mi? Müzik ister miyiz? Canlı müziğe gerek yok. Aa, maalesef bizim burada müzik hep canlıdır. Peki kim çıkacak? Yunus Yunus, türkücü. Yok, türkü olmasın. Çocuklar türküden anlamaz. Canım ben türkücü dediysem yani Yunus Sertel'den çalar, onu demek istedim. Peki olsun. Güzel. O halde 4.000 liraya bu işi hallederiz. 4 mi dedim? Ha pardon. Ben 2'yi 4 gibi yapmışım. Kendi yazımı okuyamadım. 2.000 lira her şey dahil. O da çok. Ama bakın beyefendi, dikkatinizi çekerim. Bu fiyatın içinde Rafi Maranga gibi şahsen bizzat kendimin Kenya'dan bulup getirdiği önemli bir stand-upçı ve de çok özel bir palyanço şov var. Kaliteyi parayla satın alamazsınız beyefendi. Çocuğunuz gülmeyi, eğlenmeyi hak etmiyor mu? Para çocuğunuzun mutluluğundan daha mı önemli? He? Evet personel, 2 gün sonra doğum günü partimiz var, sakın unutmayın. Duyduğunuz gibi sen Huysuz Rafi olacaksın, sen de palyanço olacaksın. Oho Kadir abi ya. Ya biz bir tane garson maaşı alıyoruz ama her işi yapıyoruz. Hı hı. Ben palyanço falan olmam. Ben de kadın falan olmam. Ne demek ben kadın falan olmam? Olacaksın. İş yapıyoruz burada, iş. Şov yapıyoruz. Yahu kardeşim, bizim gibi başka türkü bar var mı? Arkadaşlar, yakında gazetelere çıkacağız. Ünümüz gün geçtikçe yayılıyor. Kadir Bey Türkü Bar'ın önlenemeyen yükselişi hızla devam ediyor. Bak Kadir abi, bana aşık olan adam gelse çocuk mucuk falan anlamam, saldırırım valla. Saldırır valla. Ne saldırması ya, ne saldırması? Saldırma maldırma yok. Dombili, git sen kendine bir tane palyanço kostümü bul, sen de espri hazırla. Ne esprisi ya? Çocuk esprisi. Ben sana söyleyeyim değil mi hayatım? İş bulmak o kadar kolay değil. Aa, nereden biliyorsun? Daha bugün benim iş aramamın 1. günü. Belki de bulacağım. Nerelere başvurdun peki? Yeni bir banka açılmış, oraya başvurdum. Yarın belli olacak. Masaörtüsünü serdim anne. Al kızım, bunları da götür. Tamam. Dikkat et. Çocuklar. Kızım, sen de geç bir dakika. Şuraya. Ne oldu babaanne? Çocuklar, bundan sonra babanıza her konuda fikrini sorun, tamam mı? Niye? Biz sormadan o söylüyor zaten. Olsun. Biz sorarsak kendini önemli hissedermiş. Doktor öyle dedi. Kendini önemli hissederse de daha az kızarmış. Doğru. İş aradığımı söylemedim diye hala bana kızgın. Bu yaşlarda işe yarayan 2 sihirli kelime varmış. Neymiş o? Ne dersin ve senin fikrine. Ben bugün biraz denedim. Bayağı işe yarıyor. Hadi ya, yeni örüyoruz. Bence pek de işe yaramamış. Baba, çok güzel yemek seçmişsiniz. Ben bir tabak daha yiyeceğim. Sizin fikriniz nedir? Bana ne soruyorsun ya? Yer, sen ye. Babacığım, 1 kaşık mı koysam, 2 kaşık mı? Ne dersin? Dede, matematik ödevimi sana yaptırmayı düşünüyorum. Ne dersin? Ceren, hemen suistimal etme. Yemekten sonra Afife Hanımlar gelecek. Senin fikrini de soracaktım ama evde yoktun. Benim fikrimin ne önemi var ya? Zaten zırt pırt çağırıyorsun. Yemeğimi biraz tuz atsam mı baba? Ne dersin? Allah Allah. Her şeyi bana sorup durmayın ya. Bana ne senin tuzundan? Öyle demek Kudret'ciğim. Çocuk babasına ne kadar saygılı. Babasına değer veriyor, önem veriyor. Tabii baba, tuz tansiyon yapar. Tansiyonum çıkınca hastanelik olurum. Beni hastaneye sen götürmek zorunda kalırsın. Pişman olursun. Ben en baştan peşin peşin söyleyeyim dedim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, estağfurullah baba. Telefon çalıyor. Baksak mı acaba? Ne dersin Kudret'ciğim? Bahriye. Ya baban bakın diyor herhalde.
ben de doydum, işe gideyim artık. Oğlum, babana fikrini sorsana. Pardon, baba işe gidebilir miyim? Sizin fikriniz nedir, ne dersiniz? Öyle iş olmaz olsun. Akşam yemeğinden sonra işe mi gidilir ya? Baba ne yapayım, bar işletiyorum. Bar gündüz işletilmez ki. İyi akşamlar. Görüyorsun değil mi? Bana fikrimi soruyor, ondan sonra da karşı çıkıyor. Madem karşı çıkacaksın, niçin fikrimi soruyorsun? Buna da fikrini sorsan da sinirleniyor, sormasan da. Bak dinle, müzik diye asıl buna denir. And I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she's standing right in front of me. There will be an answer, let it be. Bu kadar. Vallahi benim bildiğim bu kadar. 1,5 aydır işliyor burası. Sadece 5-6 tane kayıt var. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Buraya hakkımızı almaya geldik. Ne hakkı? Biz bu bara ortağız kardeşim. Göster bakalım kayıtları. 1,5 aydır ne kazandıysan 3'e böleceğiz. Niye ben çalışıyorum da sonra kazandığımı 3'e bölüyoruz? İnanılmaz derecede pişkinsiniz Kadir Bey. Bu barı hangi parayla açtığınızı hatırlatırım. Tamam canım, bir ara öderiz. Evet, 1,5 aylık hasılat nerede? Bu ne yapıyor burada? Vallahi geldi, sana el koydu. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to dark to see. Madem borcunuzu ödemiyorsunuz, o zaman buradan gideceksiniz Kadir Bey. Yok ya. Evet, bundan sonra Metehan sahne alacak. Yavaş yavaş burayı istediğimiz yere dönüştüreceğiz. Yok ya. Evet, burada evrensel müzikler çalacak. Caz çalacak, rock çalacak. Müşteri profili tamamen değişecek. Bizim evrensel müziğimiz var Ersan Bey. Bu arkadaş mı evrensel? Ne zamandan beri düğün türkücülerine evrensel diyoruz ha? Düğün türkücüsü ha? Günaydın. Ne oluyor? Yine mi iş bakmaya gidiyorsun? Hayır, işe gidiyorum canım. Ha? Zühtü Bey'in şirketinde iş buldum. Zühtü Bey'in şirketinde iş buldum? Evet. Ne olarak? Yönetici sekreteri. Yönetici sekreteri? Evet. Kaç para maaş verecekler Hulya? Henüz konuşmadık. Ne demek henüz konuşmadık ya? Sen maaşı konuşmadan mı işe başladın? Evet, mühim olan çalışmak. Maaş ikinci planda gelir. Herhalde düzgün bir rakam vereceklerdir. İnanamıyorum sana Hulya, inanamıyorum. Annemden babamdan kurtulmak için inat ettin, bana iş verin diye gittin Zühtü Bey'e yalvardın öyle mi? Yalvarmak da nereden çıktı? O bana yalvardı. Telefona bakmaktan Ersan Bey'in ruh sağlığı bozuluyormuş. Ya ne kadar inatçı bir kadınsın Hulya. Ben hayatımda senin kadar inatçı bir kadın görmedim. Ne işin var senin işte mişte? Ne güzel evin var işte. Çocuk sahibi kadınsın. Ben çocuk değilim baba. Ayrıca annem çalışabilir. Kadın örgütlenmesi ha? Ha, iyi iyi.
Tamam o zaman çalış. Sen de çalış. Hülya, baban Rafa'dan yumurtayla kızarmış ekmek istiyor. Anneciğim gerçekten çok isterdim ama işe gitmem lazım. Hadi Ceren'cim tamam. Hadi güzel. Ben de geliyorum seninle. Aa, ne geleyim Arkadir, ben yolu biliyorum herhalde. Ben bırakacağım seni. Yok öyle yolu biliyorum, onu biliyorum. Of Kadir yapma, saçmalama ben. Ne gidiyorum. Demek saçmalama, yürü. Kadir'cim tamam hadi gidebilirsin, sağ ol. Geç şuraya, geç. Merhaba Ersan Bey. Merhaba Ersan Bey, şu masaya geç Hulya. Merhaba. Ersan Bey, Hulya artık burada çalışacak biliyorsunuz. Kendisine gerekli saygı ve hürmeti göstereceğinizden adım gibi eminim. Kadir. Burada mı çalışacak? Nasıl? Dün Zühtü Bey'le konuştum, asistanı olarak çalışacağım. Bakın Ersan Bey, sakın Hulya'ya abuk subuk işler yaptırttırmayın. Kendi işlerinizi onun önüne yığmayın. Kadir. Aynı şey Nurgül Hanım için de geçerli. Çömez diye sakın eşimi ezmeye kalkmasın. Nurgül Hanım Antalya'da. Olabilir. Kadir, hadi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bir dakika Hulya, bir dakika. Sen bu iş yerlerini bilmezsin. Bunlar işe yeni girenlere yan yan bakarlar, bütün işleri sana yaptırırlar. İsterseniz hemen başlayın Hülya Hanım. Heh, gördün mü? Emir vermeye başladı bile. Ersan Bey, gözüm üzerinizde. Hülya unutma, sen Zühtü Bey'in asistanısın. Sakın çay kahve falan isterlerse getirme. Sen karışma işime Kadir, hadi git artık. Alo, henüz gelmedi. Bir notunuz var mı acaba? Ara sıra gelip kontrol edeceğim. Ona göre. Allah Allah. Edersen et kardeşim. Bana da organ mafyası muamelesi yapma. Peki tamam. İleteceğim. İyi günler. Sen burada rahat mısın hayatım? Rahatım hayatım, rahatım. Tamam. Zühtü Bey çağırmadıkça sakın yerinden kalkma. Ersan Bey onu getir, bunu getir derse sakın yapma. Herkes kendi işini kendi yapsın. Kadir. Tamam ya tamam, gidiyorum hayatım. Hadi kolay gelsin. Bu sefer kesin odur. Hadi bakalım inşallah. Alo. Ah, hiç arayamayacaksınız sandım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, çiçekler aldım. Çok güzeller maşallah. Şiir de okudum, çok hoşmuş. Şair ruhlu çapkın seni. Evet, yarın bekliyoruz tamam mı? Hadi görüşürüz, öpüyorum seni. Çapkın. Ne oluyor burada ya? Rafiye çiçek yollayan adamı yakalamaya çalışıyoruz. Pardon, nasıl yakalamayı düşünüyordunuz? İki saattir adamla telefonda oynaşıyor. Buraya çekmek için oynaşıyoruz herhalde. Rafi yarınki doğum gününde kadın olacak ya. İşte biz de adamı yarın çağırdık. Gelir gelmez enseleyeceğiz. Nasıl enseleyeceksiniz? Çıkaracağım peru, bak ben erkeğim diyeceğim. Kardeşim onu telefonda söyleseydin ya. İnanmaz ki Kadir abi. Gözleriyle görmesi lazım. Bakın, bir problem çıkarırsanız ikinizin de gözlerini oyarım şebelekler. Sakın partiyi bozmayın ha. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam kaptan. Kaptan sen pasta yapmayı biliyorsun değil mi? Yok, bilmiyorum. Çekilin onu bakalım, çekilin. Nasıl bilmiyorsun ya? Şeyimiz yapmadık. Sonra çocuklar paylaşıyorsunuz. Beğendiniz mi? Evet. Onunla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ne yapıyorsun bakayım sen? Bu yaptığın çok ayıp. Çatal pasta yemek için. Al bakayım. Kızma canım. Öyle renklisin ki. Çocuklara seni pasta sandı.
gönderir. Lütfen makamından gider misin sen paylaşım? Yoksa ben seni yiyeceğim. Hadi çocuklar herkes bastım. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Bak bir daha çelme takan olursa pastasını yerim ona göre. Çocuklar pastamız çok çok var. Yiyin, eğlenin. Hadi be. Siz onu aldırmayın çocuklar. Eğlenmeyin. Geçin bakın çocuklar siz. Geçin, geçin, geçin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bilgisayar oyunlarındaki canavarlara ne yapıyorsunuz? Vuruyoruz. O zaman oradaki canavarı vurana 10 puan. Atın serbest. Ay! Ay! Aman! Atmayın! Ay! Bana bak huysuz Rafi. Bir daha çocukları gaza getirirsen yemin ediyorum fena olur. Tamam tamam yok bir şeyin ağlama. Kime bakıyor bu iki saatte? Ya Kadir abi sana 40 defa söyledik. Var ya bundan hoşlanan bir çocuk onu bekliyor. Ha. Hala gelmedi. Bana bakın gelirse patırtı kütürtü yapmayın. Dışarıda halledin işi. Buraya çağırıp halletsek olmaz mı? Halletmekle neyi kastettiğine bağlı. Konuşacağız. Ben erkek olduğumu anlatacağım o kadar. Çocuk acayip şaşıracak değil mi? 10 gündür çiçek yolluyor. Her gün şiirler yazıyor. Ya keşke telefonda söyleseydin şunu. Ya buraya gelip senin kadın olmadığını anlayıp da sinirlenirse, kavga çıkarırsa? Sinirlenirse sinirlensin. Gerekirse de kavga ederiz. Hadi hadi senin sıra hadi çabuk ol. Ne oldu be? Geldi. Kim geldi? Çekil bakayım. Rafi bu adam senin erkek olduğunu öğrenirse seni de parçalar beni de parçalar. Yapma ya. Dur bir de ben bakayım. Bittin oğlum sen, bittin. Artık huysuz Rafi olarak kalmak zorundasın. Korkma ya. Şu babam da sabah sabah niye uyandırıyor beni anne ya? Böyle serbest meslek mi olur ya? Ya of ya, nerede bu Türkçe kitabım? Kızım hadi çabuk çabuk, geç kalacağız. 10 dakika sonra çıksak yetişiriz baba. Ya ilk günden geç kalmak olmaz, daha kahvaltı yapacağız. Tamam baba, yaparız. Sen niye giyinmedin? Benim acelem yok baba, benimki serbest meslek. Senin hayatın serbest zaten. Utanmıyorsun değil mi? Karını çalıştırıyorsun, sen uyuyorsun. Kızım, şu düğmeyi dikiver, gözüm görmüyor. Anne, ben işe gideceğim, zaten geç kaldım. Bir çalışman eksikti. Annem haklı Hülya. Ben çalışmanı hiç tasvip etmiyorum. Anne ya Türkçe kitabım nerede? Bak çocuk daha Türkçe kitabını bulamıyor. Ceren lütfen odana çıkıp bakar mısın? Of ya odam şimdi çok uzak. Ayrıca babam neler sokup duruyor. Ay. Bari. Efendim. Kahvaltı nerede? Bilmiyorum Kudret. Hülya'ya sor. Anne ben anca hazırlandım. Anne kahvaltı nerede? Ben senin çalışmanı tasvip etmiyorum Hülya. Ben kahvaltı etmeden işe gidemem. Hadi kalk kahvaltı hazırla bari. Kahvaltı hazırlamak sanki benim işim. Gördün mü Hülya? Bir işe başladın, bütün ailedeki ilişkileri bozdun. Of Kadir, of! Ay nerede bu kolyenin kopçası ya?